Merhabalar kuzularım, tosunlarım. Düşünmezsen düşüren sorular serisine devam ediyoruz. Hangi üniteyle? KÇÇ ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane yorum sorumuz var. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Kurşun 2 florür katısının suda çözülme tepkimesini vermiş. Buna göre PbF2 katısıyla dengede bulunan sulu çözeltisi. Hemen şuraya bir tane böyle bir şey çizeyim. Gözümüzün önünde dursun gençler. Altta ne var? Altta PbF2'nin katısı var ve çözünmüş halde olduğu için sulu çözeltinin içerisindeki Pb artı 2 ve flor eksi iyonları ile ne halinde arkadaşlar? Denge halinde. Tamam. Sabit sıcaklıkta NaF katısı ilave edilirse hemen başlıyorum. Şimdi buraya NaF ilave edersen ortama aslında ne ilave etmiş olursun? Flor eksi. Peki flor eksi iyon derişimi ne yapmış olursun? Artırmış. Denge nereye kayar? Girenlere. Denge girenlere kaydığı için Pb artı 2 iyon derişimi ne yapar? Azalır. Birinci ifade doğru. Sabit sıcaklıkta bir miktar su ilave edilirse flor iyon derişimi değişmez. Aynen öyle. Çünkü yukarıdan su ilave ettiğiniz zaman ne olur arkadaşlar? Buradaki dipteki katı çözünür. Doğru mu arkadaşlar? Sıcaklığı değiştirmediğiniz sürece ortamdaki Pb su ilavesiyle Pb artı 2 ve flor eksi iyon derişimi değişmez. Neden? Çünkü su ilave ettikçe çözünecektir. Su ilave ettikçe çözünecektir. Eski haline getirecektir arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Sıcaklık artarsa çözünürlük çarpımı KÇÇ değeri artar. Endotermik değil mi? Evet. Arttırdım sıcaklığı. Arttırdığım zaman denge ürünlere kaydı mı? Evet. Denge ürünlere kayarsa Pb artı 2 ve flor eksi iyon derişimi artar. Zaten KÇÇ dediğimiz değer bu ikisinin çarpımı değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu ifade. Sabit sıcakta bir miktar su buharlaştırırsa Pb artı 2 iyon derişimi azalır. İşte bu ifade yanlış. Yani su ilave ettiğinde değişmemesinin sebebi çözünmesiydi ya. Sen su buharlaştırırsan da mesela şu kadarlık su buharlaştırdığımızı düşünelim. Bu kadar suda çözülmüş PbF2 bu sefer dibe çöker. Yani sabit sıcaklıkta doygun bir tuzu çözeltisinde su ilave ederek ya da su buharlaştırarak içerideki çözeltinin derişimini değiştiremezsin arkadaşım. Sıcaklık değişmediği sürece ya da ortak yön olmadığı sürece. Onun için bu ifade yanlış. Son olarak sabit sıcakta PBNO3 katısı ilave edilirse çözünürlük çarpımı KÇÇ değeri değişmez. Neden? Çünkü KÇÇ dediğimiz büyük K'lar yani denge sabit olan K'lar. Bazen KC dedik, bazen KÇÇ dedik, bazen KA dedik, bazen KB dedik, bazen KSU dedik, bazen K hidroliz dedik, bazen K oluşum dedik gibi. Büyük K varsa bu büyük K sadece neyle değişiyordu arkadaşlar? Sıcaklıkta değişiyordu. Onun için bu ifade doğrudur. Yanlış olan denizdir.